Merhaba arkadaşlar, ben Doctor Doktor Leo. Kanalıma hoş geldiniz. Leo. Bugün Tekken 7 oynamaya, Tekken'in ikinci bölümüne devam ediyoruz. En son kaldığımız yerden devam ediyorum. Hayashi ile beraber bir saldırıyorduk. Tabii de paketliyoruz abi. Yanımızda çok güzel bir Hatun var. Bu Hatun bayağı iyi kullanıyor. Zaten bize hayhaç olarak gelen ağzına ağzına vurma konusu ekspertiz. Ya bu yaptığınız benim için hiçbir şey ifade etmiyor, tamam mı? Sei venuto di persona. Allora è vero ciò che si dice. Senin hakkındaki şeyler, bunlar yanlış değilmiş. Claudio sanıyorum. Dünyanın en kuvvetli adamlarından biri. Mi sembrava di aver declinato. İnanıyorum ki teklifini reddettin. Sirius Marksman eşsizdir ve dünyanın tarihinin, barışın ve özgürlüğün parçasıdır. İtalyan bir abiyle beraberiz, Claudio ile. Seni ilgilendirmesin, seni ilgilendirmez. Bu saçma sapan şeyler için, diyaloglar için vaktim yok. Buraya neden geldim biliyorsun. Bu konuda o zaman başka bir konu var. Tabii de Claudio'nun ağzını aldım, vuracağım. Wow! Of 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 of! Claudio'yu başlat. Oğlum bir müsaade et lan. Oho ho ho! Adam bayağı fena lan. Aga yani... Oo abi vuramıyorum. Oğlum çok fena lan. Adama kill vuramadım ya. Abi of 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 of. Çok fena. Ben bir şey demek istiyorum. Se è così, dovrò escogitare un'altra soluzione per farti ragionare. Bırak lan da bir vurayım ya. Ay kaç uçayım lan ben. Yani Hayhoju'nun unik, yani özel komboları var ama ben şu an bunu gerçekten yeni yeni çözmeye çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden beni mazur görmeniz istiyorum. O boynunu kırarım. O bana artistik yapıyordun ya demin. O boynunu kırarım. Ay kaçayım lan ben. Korun mu adam? Ya aga adam fena duruyor. O combo yaptırmayacağım sana. Ona bir rahat ol da. Oho abi. Abi. Se così. Gerçekten yenemiyorum şu an. Hemen birkaç şey değiştirmem lazım. Bu kombosu çok fena gerçekten yalnız. Heh. Ya bu arka arkaya şunu yaptığı zaman engel olamıyorum herifle. Heh, budur işte ya. Olay. İkinci round başladı. Ooo, Rage modu açtık ne demek. Asiktir. Abi. Oğlum bu çok iyi ya. Ha işte. Of. Kombonun Allah'ını yaptım yalnız. En son böyle bir şey... şey... Aaaa! Siktir be! Abi son canı... Elfi. Abi hayır ya! Yani son bir şey kalmıştı. Ve baştan başlatıyor. Hoho çok fena. Osserv!
Ben şöyle ya. Biraz hatırladım Hayyaşı'yı yani. Yani. Bizim hoca da fena değildir yani. Bak şu komboya karşı bir sistem geliştirmem gerekiyor. Oh. Of be. Se è così, dovrò escogitare un'altra soluzione per farti ragionare. Osserva. Yani. Ha? Yani bu el daha iyiyim şu an. Mesela. Hı? Böyle bir paketleme. Bu kadar işte ya. Abi havada yakaladık bu işte. Herif şeyi açtı ya. Vay vay vay. Evet. Güzel yapmışlar bunu. Hayır abi. Bu kadar ya işte. Klavye vay vay. Çok susadım yine, çok terledim. Böyle bir kuvvetli insan olamaz seni şeytan. Doğru. Ben tam olarak bir insan değilim. Bu şeye kadar. Kazuya da benim oğlum olamaz. Kim? Bu şeytan. Gerçekten bunu demek istedim. Nihayet sen benim amacımı anladın. İkimiz aynı amacı güdüyoruz. O şeytanı yerleri etmeye. Sen de göreceksin bunu yapacaklarını. Claudio'yu mağlup ettikten sonra arkadaşlar, Claudio'nun da bizle beraber aynı amaca sahip olduğunu fark ettik. Yani anlattık. Claudio'ya bunu gösterdik. Claudio da şu an aynı yolda olduğumuzu anladı ve Kasuya'ya karşı bir savaşımızı göstereceğiz. Bakalım hikayede neler bekliyor. Çok güzel gidiyor oyun açıkçası. Biraz kontrollere alışmakta zorluk çekiyorum ama zamanla da ona alışacağımı inanıyorum. Çünkü gerçekten bir 10 senedir falan bir dövüş oyunu düzenli olarak oynamadım. Yani o yüzden böyle şeyler olabiliyor. Gün geçtikçe kendimi kütüphanede buldum ve işte üzerinde ismin olduğu bir sürü kitap vardı. G Corporation ile ilgili bulabildiğim her şeye baktım. Kazuya, onun tarihi ve ailevi bağlarını Mishima Zaibatsu ile ilgili baktım. Gerçekçi değiştirmişti kendini. Yani Mishima bir savaşçı şeydi. Çok eskiden savaşçı bir aileydi. Dünya Savaşı'ndan sonra bunlar da kapitalistler ve askeri olarak kuvvetlendiler. Araştırmalarıma göre bununla ilgili iki isim öne çıkıyor. Jinpachi Mishima, Mishimaların babası, Mishima klanının başında olan ve buna göre askeri kuvveti ve askeri büyümeyi organizasyon eden kişi ve aile mirasını büyüten adam. Ama her şey Hayashi'nin kontrol almasıyla beraber değişti. Aile adına, organizasyonun adı Mishima Zaibatsu oldu.
o bu şirketin başında olarak şirketin dünya çapında bir ünvana ismek konuşturdu. Bize ikinci ismek diyor. Jin Kazama. Hayashi'den kontrol aldıktan sonra bu krallığın başına geçti. Aynı zamanda bu savaşı başlatan kişi ve benden her şeyi alan kişi. Onu bir gün ellerimle öldürmeyin hayalini kuruyorum. Vay vay vay. Jin bu arada Hayashi'nin torunu arkadaşlar. Aynı zamanda Kazuma'nın oğlu. O diyor tabii ki de. Hayashi, o Jin'e ihtiyacım var. Jin Kazama. Onunla ilgili, onun için bir şeytan girildiği ilgili çok şey duydum Kazuma'yla ilgili. Wait. Bekleyin. Nasıl olabilir? Buna ilgili bir şey mi biliyorsun? Biz bir şeyler aldık. Uzak doğuda insan olmayan bir şey bulduk. İnsan olmayan mı? Bu bizim yaratımıza benziyor. Yani Jin başka bir şeye dönüşüyor. Önemli değil. Nerede saklanıyorsa onu bulacağız. Ve onu buraya getireceğiz. Uzak doğuda çöldeyiz. Jin'i arıyoruz. Her şey temiz görünüyor. United Nations, Birleşmiş Milletler'in rotasında ilerliyoruz derken. Ama yarabbi Jin'in alnından neler çıktı? Helikopter patladı. Jin'in içine şeytan girdi demişlerdi ama gerçekten bu olabilir mi bilmiyorum. Önceki hikayelerde öyle olmuştu diye anımsıyorum. Bu da galiba yeni çıkacak Assassin's Creed oyunundan da bir şey oluyor. Ön spoiler gibi bir şey olmuş. Askerler onu bulmuşlar. Kıpırdama. Adamımıza yere düştü zaten ama... Ya hocam yapmayın, çok belli başınıza eşlik edeceği derken... Oh! Adamın içine cin kaçmış. Vallahi cin kaçmış. Tövbe bismillah. Orta Doğu'da bir pazar alanındayız arkadaşlar şu an. Sürükleniyoruz. Evet, cin. Ben burada ne yapıyorum acaba deyip onu görüyorum bu yoldan deyip askerler gördüler. Askerlere haşamat etmemiz gerekiyor. Ellerini havaya kaldır, ellerini yere koy, tamam mı? Hemen bunu yap derken cini kurtarmak için kuvvetler geldi. Bakalım bizim süvarimiz kimmiş bu sefer. Haklı olacağız. Ama bu arkadaş benimle, çok özür dilerim ama. Lars gelmiş. Ha, 5. günün çapağında gelen Gandalf gibi geldi adam, yemin ediyorum ya. Oo, silah var. Al, çok iyiymiş lan. Aha, ben çok sevdim bunu. Ben bunu böyle öldüreceğim. Haha, çok iyi lan. Bekleyen böyle bir şey oldu bilmiyordum ya. Çok hoşuma gitti şu anda yalnız. Böyle öldüreyim mi bütün adamları? Tikileyemiyorum yalnız. Bu ne abi? SMG ile adam öldürüyorum ya. CSGO mu oynuyoruz arkadaşlar ya? Yani bu mantık biraz bence hoş olmamış. Aha, bıçak geliyor. Hocam SMG varken almam ne yapacağı? Aaa, artist yapıyorsun. Tamam. Bundan sonra son gelen adamı alacağım arkadaşlar. Tekerlekten söz veriyorum. Nasıl yapıyorum? Bakayım. Sadece silah mı buluyor? Heh, nihayet bıraktı silah. Hoho! Abi Lars da iyiymiş yalnız yani. Of of of! Tekmelere gel. Allah'ım yarabbim. Bak, şipit çik ettim herifi. Var mı daha fazla? Ha, geliyorlar. Hadi kaçma zamanı var. Gidelim ya. Adamlar bizi kovalarken. Arabayı da ben süreyim, ne olur. Ne olur ben süreyim arabayı da. Ne olur ben süreyim. Oha, tramvay var lan. Şey değil mi lan bu? Zeytin bu tramvayı.
Orada Doğu deyince tabii hemen de Türkiye'ye gidiyor insan kafası olarak. Jin ortaya çıktı Orta Doğu'da. Lars'ın yanında. Bu Lars mı? Lars? Çok uzun zaman olmuştu. Bu bütün yönlerden galiba kaşık görünüyor. Hemen oraya bir arama ekip göndereceğim ama buna gerek yok. Onun gerisine kalacağımız aşikar. Peki bu Orta Doğu'da çıkan yaratık Jin değilse kim ve neydi? Hikaye ilginçleşmeye başladı. Yalnız. Of of of. Biri roket yağdırıyor. Of, nükleer patlama galiba ya. Bölüm 5'teyiz arkadaşlar. Where I finally found her name in a single paragraph. Kazumi Hashio hakkında yeni şeyler öğrendim. There was no mention of what kind of life she and Heihachi ve onun hayatı ile ilgili herhangi bir şey bilmiyordum. But it confirmed that Heihachi was Kazuya's. Ama Heihachi'nin sadece Kazuya'nın babası olduğunu ve Kazumi'nin onun annesi olduğunu biliyorum. Daha sonra bunu şok edici bir gerçek buldum. Heihachi Jinpachi'den yetkiyi alınca ve Zaibatsu ile geçince Kazumi o yılında öldü, aynı yıl. Kazuya bir kaza geçirdi ve çok ciddi yaralar aldı. Bu ne anlama geliyordu peki? Burada bütün Mishima Zaibatsu hanedanının, yani o ailenin bütün olanlarını anlatıyor. Kazuya'nın önünden, Kazuya'nın anılarından da onu aşağı atmasını görüyoruz. Çok trajikomik bir olay değil mi arkadaşlar ya? Yani güçsüz, kuvvetsiz, bir şey yapamaz diye babası atıyor ve babası düşman oluyor. G Corporation'ın başına geçiyor. We have a handle on Heihachi Mishima's movements. It appears he is conducting a thorough. Onlarla ilgili bir haber aldık. Jin kazamayı arıyorlar. O Jin'in peşinden gidecek o zaman. Hazırlıkları tamamlayın. Hazırlıkları başlayın daha doğrusu. Bölüm 6'da uyanış bölümündeyiz. Frustration had become a part of my daily life. Eventually I ran into bir restorana gittiğim zaman bütün gözler benim üzerimde olur. And he looked at me as though he could see the darkest. Yani öyle bakarlar ki sanki benim ruhumdaki son şeyi görebilirler. Looking into the Mishima Zaibatsu's affairs. Siz Mishima Zaibatsu'nun kişisiniz. Kapının o taraftaki adam mı takip etmemi istedi. Hypnotized, I walked slowly. Hypnotize olmuştum, ona yavaş yürüdüm ve restoranı terk ettiğimizde kendini bana anlattı. O adı Lee Chao'landı. Bu Lee de Heihachi'nin üvey oğlu. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Üçüncü bölüme devam edeceğim. Takipte kalın arkadaşlar. Birazdan üçüncü bölüme devam edelim.